Herkese merhabalar. Sana çok güzel bir program yaptım Tomuş evladım. Nedir hocam? UEP yani uzaktan eğitim programı. Biliyorsun okullarımız açılıyor. 20 Eylül 2020 tarihinde okullarımız açılacaktı. Ondan sonra ne oldu? Yüz yüze eğitimde. Sadece birler açılıyormuş galiba hocam. Sadece birler açıldığı için artık okula gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii ki bazı okullarımız DYK kurslarımız açtı. Bazı okullarımızda DYK'lere gidiliyor hala. Ama onların sayısı da az. Şimdi DYK'de de herkes gitmek zorunda olmadığı için çoğunlukla gitmiyoruz. Peki ne yapacağız biz? Ne yapacağız hocam biz? Program, bize program lazım ki bu programla çalışabilelim. Kendimizi yönlendirebilelim. Onun için işte bu arada devlet okulları online eğitimde çalışmaya başlayacak. Tamam ama bunun için sana süper bir program hazırladık. Uzaktan eğitim programı yani UEP. Peki biz nasıl çalışmamız gerekiyor? Nasıl çalışmalıyız biliyor musun? Cevapları çok basit. Programlı çalışmamız gerekiyor. Yani gün gün ne yapacağımız belli olması gerekiyor. Evde oturduğumuz zamanlarda özellikle uzaktan eğitimle yani yüz yüzeye geçemediğimiz bu dönemlerde bir kere programlı olursak daha iyi ilerleriz, daha sağlam ilerleriz. Önümüzde çok önemli bir LGS sınavı var. Önümüzde 8. sınıf gibi çok hayati bir sınıf var. MEB yıllık planına uygun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. EBA TV derslerini takip etmemiz EBA gerekiyor. Da var, değil mi hocam? Ve aynı zamanda okulumuzdaki canlı dersleri de takip etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Tonguç YouTube derslerinde bu programın içine koyduk senin için. Peki aynı zamanda bir de deneme sınavı koyduk. Hemen sana şunu göstermek istiyorum. Programımıza bakalım evladım benim. Uzaktan eğitim programı normalde kırtasiyelerden, kitapçılardan bu şekilde alabileceksin. Şu boyutta alabileceksin ama ben sana birazcık daha büyük olsun diye yaptık. Bak 8. sınıf UEP yani uzaktan eğitim programımız. İçinde aynı zamanda bir özel LGS deneme sınavı var. Yarım LGS dedik buna. Toplam 45 sorudan oluşan. Hangi konular hocam? İşlediğiniz konular mı tüm? İşlediğiniz konulardan var. Merak etme. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Eylül tarihinde başlayacak uzaktan eğitim müfredatına EBA üzerinden işlenecek kazanımlara DYK'ye uygun çalışma programları içeriyor bir kere. 6 haftalık bir program yani Eylül ve Ekim aylarının tamamını kapsıyor. Hemen açtığımız zaman hemen sana 8. sınıf uzaktan eğitim programında 1. 2. 3. 6 haftalık bir program karşımıza geliyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her gün ne yapacağı belli. Cumartesi, pazar tatil evladım benim. Oh be. Cumartesi, pazar da sana aktiviteler koyduk burada ve her günde hangi konuyu işleyeceğini teker teker yazdık. Programımızı açtığın zaman burada birinci haftada teker teker bak ilk başta Türkçe ile başlıyoruz. Sonra matematik, sonra fen, sonra inkılap. Her güne farklı bir ders koyduk ve görevlerin de var. Mesela EBA dersi izle, canlı derse katıl, Tonguç dersi izle. Bunları yaptıkça tikliyorsun bu görevleri evladım benim. Aynı zamanda ödevlerin de var. Aynı zamanda aktiviteler de koyduk. Hatta hocam hafta sonu da ödev koymuşsunuz. Hafta sonu da ödev ve aktiviteler de koyduk evladım benim. Bu şekilde birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta devam ediyor. Programımızı göstermek istiyorum sana. Dördüncü hafta böyle devam ediyor ve yıllık plana yani kazanımlara uygun bir şekilde ilerliyor ve Ekim'i bitiriyoruz. Tamam. Ekim bitirdikten sonra Kasım'a geldik. Sonrasında aynı zamanda aktivitelerle alakalı sana yönergeler de verdik. Bizden size öneriler kısmında. Hani neler yapabilirsin? Çünkü evde çok oturacağız bu dönemde ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda UEP deneme sınavı var. Yani yarım LGS koyduk bunun içine. Ve burada gerçekten de hani yapamadığın her sorunun çözümünü zaten izleyebileceksin. Bunda evladım benim yapamadığımız her sorunun çözümlerini de aslında tonguçakademi.com'dan izleyebileceğiz. Buradaki sorulara baktığımız zaman gerçekten yarım LGS dediğimiz şey aslında mantığı şu. Toplamda evladım benim 45 soru var. Normalde LGS sınavında 90 soru çıkıyor. Evet hocam. 10 Türkçe, 5 inkılap, 5 din, 5 İngilizce, 10 matematik ve 10 fen bilgisine oluşuyor. Hemen İngilizce, din kültürü, burada gözüküyor zaten matematik. Yeni nesil sorular. Yeni nesil sorular koyduk tabii ki içine. Senin de yapıp kendi seviyeni ölçebileceğin sorular koyduk. Fen de aynı şekilde. Ve bunu yaptıktan sonra da netlerini, cevap anahtarı netlerini çıkartıyorsun evladım benim. Netlerini çıkardıktan sonra da şöyle bir şey çıkıyor karşına. Hatta bunu net hesaplama tablosunu da yaptık senin için. Sonra bir kitap robotu yaptık. Yani bu netlere göre hangi kitaplar senin için daha uygun kitaplar diye bir kitap robotu yaptık. Çünkü her kitabı seviyelendirilmiş bir şekilde hale getirdik. Ve sen bu seviyelerle çalışmamız gerekiyor. Ve burada da notlar, uyarılar ve benzeri koyduk. Ve çalışma programı nasıl kullanacağını, deneme sınavında ne yapman gerektiğini, program detaylarını bunun arkasına yazdık. Ben buna nereden ulaşacağım hocam? Bütün Tonguç kitapçılarından bak e-butonu zaten burada koyuyoruz. İl ve ilçeni seçerekten de bulabileceksin. Ve bu şekilde bu boyutta alacaksın. Birazcık daha büyük çıkardık. Ve bu boyutta alabileceksin. Nasıl olacak hemen göstermek istiyorum sana. İçinde bir kere dersler, konular, görevler, ödevler, aktiviteler, deneme sınavı var ve kitap robotu var en önemlisi. Evladım tüm Türkiye'deki Tonguç kitapçılarından maskeli bir şekilde kendin gidiyorsan veya velin gidiyorsan maskeli bir şekilde gidiyorsunuz ve
8. sınıf UEP'i istiyorum diyorsunuz ve size sembolik bir ücretle bunu veriyorlar. Hiç merak etmeyin. Tonguç kitapçılarına nereden ulaşacağım hocam? Tonguç kitapçılarına e-butonuna ulaşabilirsin. İl ve ilçeni seçince hemen buradaki e-butonundaki linkten kendine yakın olan kitapçıyı seçip buradaki adrese gittiğin zaman tabii ki maskeli, ellerini dezenfekleyeceksin. Bunu aldıktan sonra sakın unutma ve bu kitapçığı aldıktan sonra mükemmel, programlı, harika bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Harikasın evladım benim. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla.